Biz dik başlıyız. Tok başlıyız. Hiç bugüne kadar e, kimseden beş kuruş para almadık. Kimseye peşkeş çekmedik. Bizim amacımız vatanın varlığı birliğidir. İlim muhafaza olmasıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda sorun olmadığını ancak yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklamasının ardından teşkilatlar seçim çalışmalarını hızlandırdı. MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu parti binasında düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere hazır olduklarını açıkladı. En dürüst, en temiz, en şeffaf adaylar bizde olacak diyen Ferhatoğlu, MHP'nin yerel seçimlerde Edirne'de yeniden küllerinden doğacağını, yüksek bir oy alacağını kaydetti. Edirneliler gerçek Atatürk çağırıyorsa Milliyetçi Hareket Partisine gelsinler diyen Ferhatoğlu, şu anda 3 aday adayının olduğunu, adaylık sürecinin Kasım ayında başlayacağını kaydetti. Ferhat Oğlu ayrıca yerel seçimlerde Edirne'yi temizleyeceğiz ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte bizim zaten Edirne Teşkilatı olarak adaylarımız hazır arkadaşlar. Herkesle biz görüştük. Birkaç adayımız var. Ve bizim adayımız, adaylarımız emin olun dürüst insanlar. Çünkü genel başkanımızın bana bir sözü var. Dürüst insanları iyi insanları alacaksınız başkanım dedi. Ben söz verdim kendisine. Ben şunu iddia ediyorum. En dürüst en temiz aday bizde en şeffaf göreceksiniz bizim e, belediye BD meclisinde en şeffaf BD meclisi bizde. Bizim a, amacımız hak yolunda Allah yolunda Edirne'ye ne verirsek ne hizmet verirsek bizim yer, yanımıza o kar kalır. Ve ben bu seçimde gerçekten bu seçimde hele bugünden sonra bu ittifak olmama, yapmayacağız açıklamasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Edirne'de küllerinden yeniden doğacağını ve çok yüksek oy alacağını Edirne halkının bunu göreceğine inanıyorum. Andımızla ilgili de açıklama yapan MHP İl Başkanı Ferhatoğlu, Andımız bizim kırmızı çizgimizdir. Genel başkanımız kırmızı çizgimizdir. Kimseye laf söyletmeyiz dedi. Türkiye Eğitim Sen Sendikamızın açtığı dava sonucu biliyorsunuz andımız mahkeme kararı e, mahkeme kararını verdi ve andımız serbest şu anda okutulması gerekiyor. arkadaşlar şimdi Branson Raip Raip hakkında mahkeme kararı çıkıyor. Bu demek ki bu mahkeme kararı tamam mahkeme kararı. E andımız hakkında da mahkeme bir karar veriyor. Bu ne kararı? Ha bunu biz tanımayız. İşte arkadaşlar bu andımız bundan sonra bizim de kırmızı çizgimizdir. Biz andımızı okuyacağız. Yine esas kırmızı çizgimiz genel başkanımızdır. Genel başkanımıza hiçbir laf söyletmeyiz. Bunu herkes bilsin. Bizim gerçekten kırmızı çizgimizdir. Biz Bekir Bozdan 2009 yılında genel başkanımız Okyanus Ötesi'ne e, dikkat edilmesi gerektiğini söylerken yüz şeklini genel başkanımıza nasıl hitap ettiğini unutmadık. Aşım ediyoruz seyredin. Bekir Bozdağ bütün hitaplarını göreceksiniz genel başkanımıza karşı. Ve biz genel başkanımızın Bekir Bozdağ ilgili söylediği bütün sözlerinin arkasındayız. Bu da böyle birine biz Türklüğümüzden gocurmuyoruz. Nedir anlımız? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bu neresi yanlış arkadaşlar bu ülkede? Yok biz ırkçılık yapıyormuşuz. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ırkçılık yasak değil. Açık Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Er, er, millet eşittir diye bir laf var Kur'an-ı Kerim'de. Yalnız önemli olan takvadır. Allah inancıdır. Allah inancı daha çok olan her zaman bir adım öndedir. Biz sonra ırkçı parti değiliz. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi için, muhasır medetler seviyesine Atatürk'ün dediği gibi çıkması için uğraşan bir partiyiz. Bu şekilde biz yıpranıyoruz ve biz dediğim gibi biz dik başlıyız, tok başlıyız. Hiç bugüne kadar e, kimseden 5 kuruş para almadık, kimseye peşkeş çekmedik. Bizim amacımız vatanın varlığı birliğidir. İlerlebet muhafaza olmasıdır. Tek direğimiz hepiniz bildiği gibi önce partim, milletim, önce milletimiz, sonra ülkemiz, en son partimiz ve biz en son biz, bir olarak en son biz, bizim e, temel temel amacımız budur. Önce milletimiz, sonra partimiz, sonra ben. Bu çok açıktır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hayırlısı olsun. Biz hazırız arkadaşlar. Biz bundan sonraki seçimlerde, bundan sonraki her türlü şeye hazırız. Her türlü Edine'de yapacağımız il meclisimiz hazır bizim şu anda. Belediye meclisimiz hazır. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor arkadaşlar. Sorularınız varsa alayım.